Hello, hepinize mutlu bayramlar ve Gen Z'nin bayramı özel bölümüne hoş geldiniz. Normalde Gen Z bölümleri en az 2 haftada bir geliyor biliyorsun. Ama ben sizin için bu hafta tekrardan bir Gen Z bölümü daha yayınlayayım dedim. Siz de artık bana emeğimin karşılığını verirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bomba bir sürprizim var. Eğer bu videoya bir hafta içerisinde en az 200 bin like gelirse Gen Z ekibi Peridi Köşk'e gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyorlar. Gerçekten eğer bir hafta içerisinde 200 bin beğeniye ulaştırabilirsek bu videoyu, belki de Gen Z'nin en korkunç bölümlerinden biri olacak. O yüzden herkes şu anda videoya like atmayı unutmasın. Teşekkür ederim dostum. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Kız Mine bak, emin misin? Gelmeyecek misin Muzaffer alanlara? Aman anne yok, eksik kalsın. Efekan Bücür'ün yüzünü bir süre daha görmek istemiyorum ben. Niye öyle diyorsun kız? Çocuk seni seviyor işte, ne güzel geleydin ya. Yok yok, siz gidin, ben yarın anneannemleri ziyaret ettiğimizde gelirim. Hem zaten haftaya sınav haftamız var. O yüzden ders çalışmam lazım. İyi madem, tamam hadi görüşürüz. Bak bir şey olursa ara beni, tamam mı? Yani en fazla ne olabilir ki zaten? Hadi kızım görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Annenler çıktı, gelebilirsiniz. Anlaşıldı. Geliyoruz, tamam. Gelin. Az daha görüyordu. Ayrıca biz neden gizli gizli gidiyoruz ki? Mine'nin annesi artık zaten bizi tanıyor. Haklısın Berra, ama bunu anneme söyleseydim emin ol izin vermezdi. Ve beni bayramda zorla Muzaffer teyzelere götürürdü. Ve emin ol, Efekan'ın yüzünü şu anda hiç göresim yok. Hadi içeri geçin. Girelim madem. Hi girlie. Gerçekten bayramda ders mi çalışacağız yani? Yani farkında mısın bilmiyorum ama bayramdan sonra sınavlar başlıyor. Ya ne saçma, bütün okulların sınavları bayramdan önce bitti. Bir de bizimkine bak. Bizde ne doğru ki zaten. Klasik Gen Z Koleji. Madem ders çalışacağız bari öncesinde birazcık dedikodu yapalım. Mesela Berra'nın dedikodusuyla başlayabiliriz. Berra'cığım sen birazcık şöyle uzaklaşır mısın? Hakkında birkaç şey söylemem lazım. Oldu canım. Bir akıllı sensin zaten. Ay, teşekkür ederim canım. Bunu ilk kez senden duymuyorum. Yine başladılar ya. Bari bayramda yapmayın. Bu ne lan? Dördüncü sınıf şeyi getirmişim yanlışlıkla. Hadi hadi boş verin. Derse başlamalıyız. Mine? Birini mi bekliyordun? Kim geldi ki şimdi? Sakin olun. Muhtemelen mahalledeki çocuklardır. Onlara birazcık bozukluk vereyim. Bozukluk mu? Abi 2000'lerin başında mıyız? İnsan en azından bir yüzük falan verir. Cimri. Deden. Deden mi? Deden mi? Şimdi burası gerçekten bir bayram olmasına dönüşecek. O ses tonu beni çok korkuttu. Bekir, Berkcan çabuk saklanın. Eğer dedem sizi görürse bu onun son görüşünüz olur. Gerçekten son, hadi. Nasıl yani, bize ne yapar ki? Tamam hadi Berkcan gel. Şey, ben gelene kadar nefes bile almayın. Biz ne olacağız? Size bir şey demez, sakin olun. Hoş geldin dedeciğim. Hoş bulduk kızım. Biz zaten size gelecektik ama. Ben geleyim dedim, kötü mü ettim? Sen iyi ettin de babamlar evde değil. Nereye gittiler? Normalde size yarın gidecektik, bugün yakındaki akrabaları ziyarete gittiler. Vay hayırsız vay. Önce tabii ananın anasına babasına giderler, sonra bize gelirler değil mi? Olur mu öyle şey, estağfurullah. Evet. Böyle taklidi mi yapsak? Saçmalama Sudenaz. Bir dakika bir dakika. Bu senin anan değil mi? Ne? Bana mı dedi? Ay sana demiştir herhalde değil mi bey amca? Sana diyorum Aysel. Ay, ikinci bir şok geliyor, ne? Yaşlı mı duruyorum ben? Hemen en iyi estetisyeni bulmalıyım ve acilen şakaklarımı gerdirmeliyim. Sakin ol Sudenaz. Dedemin gözleri 4 numara. Dedeciğim. Bunlar benim arkadaşlarım Sudenaz ve Berra. Haftaya sınavlarımız olduğu için onlarla ders çalışıyorduk. Aa, Berra ve Sünkaz mı? Berra ve Sudenaz. Berra ve Sümüknaz. Sümüknaz ne abi ya, bu Buse'nin lakabı, üstüme yapıştı resmen. Çok bağırdım, özür dilerim. Asıl Berra ne ya, herkes yanlış söylüyor. Memnun oldum. Bir dakika. Bu evde biri daha var. Ha? Şu kadın kim? Bu bizim evdeki saçma sapan heykel Şükufe. Bunu atacağız gidecek zaten. Sen bir şey sandın. Bir şey sanmadım.
Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Yok. Asla. Katiyen. Eski topraklar böyle mi konuşuyordu? Oğlum korkuyorum ya. Ne yapacağız biz burada? Ne bileyim oğlum ya. Tıkıldık buraya. Sanırım ben acıktım. Bir kere de acıkmasan şaşardım zaten. Sessiz ol. Siz biraz sohbet edin. Ben bir tuvalete kadar gidip geliyorum. Bey amcacığım, daha da nasılsın? Good bayramlar, nice, nice. İyiyim, iyiyim. Siz Mine'nin nereden arkadaşsınız bakayım? Okuldan. Güzel, güzel. Karneler alındı mı? Amcacığım, karnelerin alınmasına daha var. Sınıf birincisi kim? Ayıptır söylemesi, her sene olduğu gibi tabii ki bu sene de ben. Ne? Yalnız hayır, ben birinci oluyorum Berra'cığım, unutma. Saçmalama canım, okulun tek bir birincisi var, o da ben. İyi misiniz? Sorma ya, küçücük bir odada ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz. Ben de size atıştırmalık getirdim. En azından biz düşünüyor. Bu beni yarım saat idare eder. Yavaş yap Ercan. Çünkü dedem hiç gidecek gibi görünmüyor. Yani bu gidişle bayağı bir burada kalmak zorunda kalabilirsiniz. Nasıl yani, ne yapacağız biz burada? Sanırım şöyle olacak. Siz ikiniz burada çalışacaksınız. Biz de kızlarla salonda çalışmak zorunda kalacağız. Böyle olduğu için üzgünüm. Of ya, böyle olacağını bilseydim gelmezdim. Ama en azından atıştırmalık var. Ben tekrar uğrarım. Şimdilik görüşürüz. Geldim. Mine, sen tuvalette ellerini yıkamadın herhalde. Ne alaka dedeciğim, yıkadım. Su sesi gelmedi. Bey amca, sizin kulaklar gidik değil miydi? İsteyince en ufak bir çıtırtıyı bile duyarım. Eğer beni kandırırsanız... Şaka yapıyorum. Kulaklarım hiç de iyi duymuyor. Her neyse dedeciğim, bayram için baklava ister misin? Baklavasız bayram mı olur? Getir bakalım. Ben o zaman hemen sana baklava getiriyorum. Ay, ben de bir yardım edeyim. Ben de. Fikrin var mı Mine? Bütün gün böyle ne yapacağız? Bilmiyorum, normalde hep biz onlara giderdik. Nerede Nesli'yse. Ay abi, bayram bayram, sizde ne işimiz varsa zaten. Gerçekten sizin de aile maşallah, yani aşiretten farkınız yok. Herhalde 1000 kişi varsınızdır. Sorunuza ilk defa hak veriyorum. Bekir, benim tuvaletim geldi. Berkcan, bak şimdi hiç sırası değil kardeşim, tamam mı? Lütfen biraz olsun tut. Hayır hayır, asla tutamam. Ne yapacağız o zaman? Gizli gizli çıksak. Uf be oğlum, yakacaksın bizi. Ben kontrol ediyorum, sen de arkamdan gel. Halledeceğiz, tamam mı? Bir şekilde dedemi göndereceğim. Zaten sadece bayramlaşmaya geldi. Ay iş canım ya. Hiç de öyle durmuyor da neyse. Aman en azından Berkcan'la Ebu Bekir Sıdık oradan çıkmadan sürece bir süre daha güvenli. Sen! Vay eşşoğlu eşekler! Canımızı alma! İşte şimdi sıçtık. Tamam, siz yakalandınız ve bu benim kesinlikle sorunum değil. O yüzden ben buradan gidiyorum, size ne haberiniz varsa görün. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ay! Ne oluyor be? Bey amca! Stranger Things'e gibi! Bilimsel olarak imkansız. Ayrıca bu ambiyans ışıkları nereden çıktı? Biz neden buradayız gerçekten bilmiyorum. Sanırım yolumuzu kaybettik değil mi? Daha saçma bir bahane duymadım. Biz evsiziz de ev görünce girelim dedik. Daha saçma oldu. Berkcan, sen ölümü şaka mı sandın? Acı testi. Ne demiş büyükler? Yalan söyleyenin ağzına acı biber sür. Ve siz de benim 3 aşamalı acı biber testimden geçeceksiniz. Test mi? Bana her zaman uyar. Ay, abi o anlamda mı diyor sence? Arkadaşlar, onlar bizim köyün biberleri. Bu elimdeki birinci seviye. Peki dayanamazsak? O zaman bu yüzü son görüşünüz olur. Ne? Çünkü sizle bir daha nerede karşılaşacağız? 38 bölüm oldu, ilk kez karşılaştık. Oh be, ben de bir şey yapacak sandım. Amcacığım, yarışa başlamadan önce panjurları tekrar açar mısın? Karanlıkta yemek yememiz çok saçma. Ha doğru, sadece kumandayla yapmıştım. Ben tahmin etmiştim zaten. İlk tur için 3, 2, 1, başlayın. Normalde diyetteyim ama madem ısrar ettiniz, birazcık patates kızartmasından zarar olmaz.
Yani yeğenini ateşe atmıyorsundur umarım. Bitti bu, biraz daha yok mu? Bu hiç fena değilmiş. Çünkü o ketçaplıydı. Şimdi seviye 2'ye hazırlanın. Hazır. Başla. Aman zaten acı falan değildi. Yiyin gitsin. Tamam. Bu gerçekten acıymış. Benim bir uyuştu sanki. Acıymış lan. Hani fenalaşıyorum ben. Bu ne? Bu gerçekten acıymış. Sizim gitti. Bana bir su, bir şeyler verin. Bir şeyler verin. Eğer yarışma bitene kadar ayran içen olursa bu sandığı kazanamazsınız. O sandıkta ne olabilir ki benim ilgimi çekecek? Eğer para falan varsa istemez. Ben zaten zenginim bey amca. Bu sandıkta bir harçlıktan çok daha fazlası var. Peki madem... Bunu da her zamanki gibi ben kazanacağım. Pardon da kazanan her zaman benim tatlım. Hep ben kaybediyorum. Bu sefer de ben kazanacağım. Kaybetmek mi? O benim kitabımda yok. Dedem benim dedem değil mi? Ayrıca biberler de bizim köyden olmalı. O yüzden tabii ki ben kazanacağım. O zaman üçüncü etap. Köyümün biberi. Herkes bu biberlerden birer tane yiyecek. Biraz fazla sert bir kokusu var arkadaşlar. Acıdan ucu yanmış. En küçük olanı ben aldım. Aynı ellerim gibi minicik. Bey amca, bu ateş kırmızısı. Dehennemden fırlamış gibi biberler. Ne kadar acı acaba? Bu bir önceki sostan tam 1,5 kat daha acı. Peki en fazla ne olabilir ki zaten? Küçük kat mı dedim? Yaşladık işte. 150 kat. Neden bu böyle? Çok acı. Ay, bu ne? Yaşardı. Çok acı. Ay, ben şairini be. Çekme sen de ya. Hepinize yetecek kadar bayram şekeri var. Tam 5 tane. Ne? Bari Alman çikolatası olsaydı ya. Unutamayacağınız bir bayram olsun dilerim. Ben daha diğer akrabaları gezeceğim. Cehennem ateşine döndük resmen. Niye bu deden neymiş böyle senin ya? Bütün akrabaların bir acayip yani. Sizin eve her geldiğinizde bir şey oluyor zaten. Gerçekten bir bu eksikti ya. Ben bir daha bu eve falan gelmeyeceğim abi. Her geldiğinizde saçma sapan bir sürü şey yaşıyorsunuz. O yüzden kimse bir daha beni bu eve getiremez. Bey amca hani yürüyemiyordu? Bizi ayakta uyuttu. Meğer en büyük yalanı benim dedem söylemiş. Sandalyesini unutunca geri geldi tabii. Dede. Arkadan 5 kişiden geliyor. 5. teyze, 4. teyze, 5. teyze. Arkadaşlar deprem mi oluyor? Yanık kilotlu çorap kokusu. Bir cisim yaklaşıyor. Arkadaşlar üzerimize bir ordu geliyor. Geliyorlar ve biz gitmeliyiz. Kaçınlar. Arkadaşlar eğer Perili Köşk'e gitmemizi istiyorsanız bu videoyu bir hafta içerisinde en az 200 bin like yapmayı unutmayın. Ben de şimdi akrabalarımla ilgileneceğim. Ekip beni mahvedecek. Bekleyin, geliyorum.